Ben emekli bir adam yetiştiremiyorum. Zaten 1800 lira aylık alıyorum. Ev kirası, şuyu buyu derken yetiştiremiyorum. Çok zor yani. Bunu da insanların düşünmesi, merkez kendisi yapıyor. Kafasına göre zam yapıyor. Bunu her şey hükümet yapmıyor ki hocam. Bu insanımız onun eline kullan bir şey. Alım gücümüz zorlaştı. Dünyada en ucuz ekmek. Başka bir şey düşünemem. Bir yer zam geldi, bir yer 80-90 milyon ekmek gene ucuz. Ben üreticiyim, tüketici değilim ki. Ben çiftçilik yapıyorum. Sivaslıyım. İsmail Doğan adım. 25-30 senede bu işin içindeyim. Yani artık bu işin her şeyini gördük. Karını da, zararını da. Her şeyini yaşadık yani. Hala 1,5'tan şeye çıktı da 75'e. Hala fiyatlar düşük yani. Aşağı satanlar var. Un fiyatları 200 bin liranın üstünde. Ama buna rağmen bazı sektörler, özellikle büyük sektörler diyeyim, onlar ucuz satıyorlar. O da ister istemez bizi etkiliyor. Yani sen büyüksün, tamam her şeyin var, her şeyini almışsın, satmışsın, yapmışsın da biraz da küçük esnafı şey yapacağım, düşüneceğim. Küçük esnafı ben bugün batırayım, bitsin, yarın ben yine büyüyeceğim, daha büyüyeceğim. Şeyindeler, mantığındalar. Bu doğru bir şey değil. Yani anlayış değil. Bunu tamam bu dünyada götürün, bu dünyada yapan ama bir de öbür tarafı var. Benim rızkımla bu tarafta oynan, öbür tarafta hesabını sen verin, ben değil. Bu yüzden küçük firmalar sıkıntı çekiyor. Her zam alındığında fiyatlar düşüyor. Yani uygulanmıyor. Bizim işimiz ne oluyor? Düşüyor belki, bir torba düşüyor, yarım torba düşüyor. Dönemez hale geliyor, gelmiyor Allah'a şükür ama bir şeyini görüyoruz, zararını. Bunu toplamak zor oluyor bizim için. Bilmiyorum, onlar artık şeye kalmış bir şey, vicdanlarına. Nereye kadar yaparlar, nasıl yaparlar? Keşke unun fiyatı düşse de biz de bunu 1,5'a değil de 1'e satsak. Unu bugün 50-60'a 100'e alsak, 1'e satsak. O bizim için daha iyi. 160 bin aldığımız un 210 lira şimdi, 200 lira. Biraz zorluk çekiyor. O yüzden de bu şeyi biz gördük. Devam ediyor aynı şekilde yani. Yaşayacak mutlaka, düşecek, çıkacak. Ya o da istemez. Un fiyatları şeyini korusa, dengesini korusa o da ister mi? Kafasını ağrıtma ister mi? Herkes aynı düzenle gitsin ister. Odanın yapacağı bir şey yok. Odaya mutlaka un fiyatları yükseldiğince baskı oluyor ki bunu yapmak zorunda kalıyor. Deminler dediğim gibi un fiyatları ben geldiğimde 160-150 idi. Şimdi 210 lira oldu. 200 lira oldu. Daha da olacak. İnşallah olmaz da olacak gibi duruyor. Artık bu buğdayın yetersizliğinden mi? Veya millet biz de ortama uyak, pandemiden biz de bundan faydalanak diye bir anlayışım var, onu da bilmiyorum. İnşallah buğdayın yokluğundan değildir. Buğdayımız vardır. Müşteri yoğunluğumuz iyi şükür. Yani eski şeye nazaran iyi. Zam biraz etkilemedi mi? Etkiledi bizi ama yine de çok şükür iyiyiz. Hamdolsun. Herkes yani unun fiyatını da biliyor. İşçinin fiyatını da biliyor. Aklını başına alsın. Ne kurtarıyorsa, nasıl kurtarıyorsa öyle yapsınlar. Ben kendi şeyim böyle. Yani kurtarmayıp da ya atıyorum 8-10 torba yapacağım ama kurtarırım, kafam rahat çalışırım. 4 torba, 5 torba yaparım. Yani işin hem güzel olur, hem kaliten artar. Ben de biliyorum şimdi aşağıya 120 milyonluk, 130 milyonluk un yıkıp da ekmeğe 1.25'e, 1.30'a satmasını. Ama kaliten düşecek bu sefer de. Bunu yapmaya ne gerek var ki? Bunu yapan birçok firma var mesela. Ben isim vermek istemiyorum. Çoğunu da biliyorum. Ama biraz kaliteden şaşmıyorum. En kaliteli unları kullanıyorum. Hakkımızda neyse hayırlısı o olsun. İnşallah iyi olur. Ekonomik gidişatı una bağlı. Unculara bağlı. Ama bu da unculara derken buğdaya bağlı. Buğday olmazsa uncu niye gidip un yapsın, bağlandırsın? Belki o da buğday almakta sıkıntı çekiyor. İnşallah Allah şey verir de bol üretim verir, buğdayımız olur da artmaz. Temennimiz o. Denge bozulmaz, düzen bozulmaz. Herkesin şeyi bozuk, düzeni şu an.